mı Forsberg'in yerine girdi. Ama Onu da beraberlikte bekledim. bile grup sonuncusu oluyor değil mi? Garantiliyor grup sonuncu. Yok, bir umut var beraberlikte. 6 puanı var şeyin. 4 puan. 4'e 7 oluyor. 4'e 7 oluyor. İkili averaj girer o zaman da devreye. İkili averajda da geri. Değişmiyor ama beraberlik beraberliktir yani. Paradır bir de beraberlik. Şampiyonlar Ligi burası. Tabii. Bir daha bir kuruş puanlara şey atıyoruz. Bana Medipol Başakşehir'in yine baskısı var istediğim anda. Offside bayrağı kalktı. 74. dakika, süre var. Neden olmasın? Olursa çok güzel olur. Notlarımız arasına alalım. Ve dönelim Sergen Hoca'nın açıklamalarına. Ergin devam ediyordu. Sonra Gürcan abi söze girdi. Sonra evet. Gol de Gürcan abi ikisi. O yüzden biz ben yine Ergin'e verelim sözü de sonra Gürcan yok, abi araya tamamladı girsin. Tamamladı Gürcan abi, iyi oldu. Ne dedik? Evet. Yani çalışmamak mümkün mü? Fenerbahçe maçına çalışmadım. Özel taktik geliştirmedim. Hayır, hiç katılmıyorum yani. Olur mu öyle şey? Sergen Hoca'nın bir fikri vardır ama Sergen Hoca'nın benim anladığım kendisini geliştirmek adına bunu yapmış, bunu yapmış adına bir çabası yok. Onun yerine iyi bir ekip kurmuş. Onların aklını kullanıyor. Onların görüşlerini kullanıyor. Kendi tecrübesinde, kendi yöneticilik bilgisinde buna katıp bir harman yaratıyor. Benim anladığım bu yani. Evet. Sonuç alıyorsa da doğru bir şey problem değil. Yok. Gürcan abi geçen hafta burada konuştuk ya, iki hafta önce. Şimdi dün yine baktım, bir haber çıkmıştı. 19. haftada gelmiş Sergen Hoca. O günden bugüne 48 puan toplamış. Ve Ligin Türkiye lideri Ligi'nde lider. Hem hocalar arasında hem takımlar arasında. Okan Hoca'yı da geçmiş, Fatih Hoca'yı da geçmiş, Fenerbahçe'yi de geçmiş, hepsini geçmiş. Demek ki yani bir sonuç alıyor. Hani bu 48 puan ve ilk sırada olmak oraya layık mı değil mi, liyakat sahibi mi değil mi'nin mührü herhalde. Değil mi? Yani baktığı zaman kaybettiği büyük maç yok, derbi maç yok. Burada da zirvede bu minvalde. İçinde bulunduğu şartlarla beraberler de değerlendirdiğimiz zaman iyi iş çıkarıyor. Bir de rakip çalışsa, kafasını verse... Demek ki odaklansa bambaşka bir adam, uluslararası bir hoca çıkartacağız demek tabii ki ya, bu. Bir, ama yani 7'inde neyse 70'inde de olsun yani futbolculuğunda da böyle. Sergen Yalçın. Yani daha iyi olmak adına çalıştığını düşünmüyorum ben futbolcuyken de. İyiyim, iyiyim diyordu zaten. Yeter bu kadar. Ne zaman söz Sergen Yalçın'ın 2020-21 performansında gelirse aynı şeyi söyleyeceğim. İstiyorsa Beşiktaş 19. olsun. Küme düşsün, bir şey ifade etmez. Abi benim iki tane çocuğuma, evladıma güvendi ya. Utku'yla, Ersin'le yola devam edecek ya. Benim için isterse dünyanın en kötü hocası olsun. Ya hiçbir da, şey ifade ya, etmez. Ya. Bu Türk futbolunda Sergen Yalçın'ın yaptığı olağanüstü bir hizmettir. Hiç Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık, Fenerbahçelilik değil. Bu muhteşem bir iştir. İki tane evladımıza vermiş olduğu çok güzel bir değerdir. Mehmet, Eyyam yapma. Eyyam mı? Ya. Zannediyor ki ben bunları zannediyor ki bugün söylüyorum. Hayır, Eyyam yapma. Tamam, elbette ki oynatmasın. Hayır, Eyyam ve Eyyam değil. Oynatmasın, samimi fikrim güzel bu. Şey. Bugün de söylemiyoruz, bunu 3 aydır anlatıyoruz. Candaş'ın programına çık dedi ki, istedik kaleci alamadık. O zaman onlarla devam et. Kaleci alsa onlarla devam etmeyecek, oynatmayacak. Çok güzel. Fatih Hoca orta saha alsaydı Tayland'a oynatmayacak. Abicim finalde sonuçlara bakıyorum. Sergen Yalçın sahici bir adam. Mecburiyetten olan şeyler. Sahici bir adam ve döndü ne dedi? Böyle inandım inandım. Geç bunları ya. Peki devre arasında yapma şansı var. Hayır diyor gene. Ne diyor? Devre arasında yapma şansına hayır dedi. Almayacağım kaleci sezon sonuna kadar dedi. O da mı Eyyam? Sezon sonuna kadar başka kaleci almayacağım dedi. Bu arada bu hafta kalede Utku olacakmış. Peki alabilecek mi? Almayacağım dedi abi. Hayır, alabilecek. Sattım bir oyuncu, almayacağım deyince alacağın lafın arkasında duracaksın. Ya istersen kaleci alırsın abi. Maliyette falan. Ya yerli bir kaleci her türlü bulabilirsin yani. Ben sana söyleyeyim mi? Bunu nasıl alırlar? Bakın. Bu kafayla bir yere gidemeyiz. Hayır, Beşiktaş'ın tabeladaki yeriyle çok doğru orantılı. Beşiktaş ilk üçte devam etsin. Bu puan aralığında sen şey diyorsun, devam etsin. Utku'yla Ersin'le devam etmesi değerli bir şey değil diyorsun sen. Tabii ki değerli bir şey. Ama hedef takımsan. Beşiktaş hedef takım tabii ki. Abi şansa bırakamazsın bazı şeyleri. Al tamam, maçı geçen sene Altay'la oynadın. Abi düştü, kaç yaşında oynamaya başladı? Allah sana sen delirtme beni ya. 18 yaşında kalecin oynadı. Tamam. Kaç kişi dedi helal olsun 18 yaşında kaleciyle oynadın? Şampiyonluk gitti. Altay 18 değildi bu arada. Rüştü'yle ya da şampiyonluklar geldi. Hepsinin bir antitezi var. Hayır, Rüştü kaleye geçtiğinde 22 yaşındaydı. Tamam. Milli takım kalecisiydi. Yani başka noktalardaydı işler. Utku ile Ersin'le... Uçe vardı, Hök vardı. Yani bir çok canavar gibi bir takım şimdi vardı. Şimdi Tisaram'da Lemos'u aldın. Serdar var, Sadık var. Geçen sene de... Aynı şeyleri konuşmuyoruz Mehmet'im. Bence de. Aynı şeyleri konuşmuyoruz. Ben Sergen Hoca'nın bu yaptığını çok değerli buluyorum. Her gün de bunu söyleyeceğim. İyi ki de bunu yaptı. Helal olsun Sergen Yalçın'a. Gürcan abi gibilerin karşısında böyle durmak lazım. Mesela bak, iki tane Sergen Yalçın var karşımızda. 6'da 0 yapıp Malatya'dan ayrılan.
ayrıldığı Malatya'nın küme düştüğü Sergen Yalçın. Ayrıldığı takım, yeni geldiği takımı, sonra Beşiktaş'a geldiği takımı. Şu ana kadar şampiyon yapan. Şampiyonluğa oynatan Sergen Yalçın. Bak bir sezonda iki Sergen Yalçın var mesela karşımıza baktığımız zaman. Ama abi şimdi... Yani şey, ortam şeyler... Ha, Sergen Yalçın çok zekidir, futbolu çok iyi bilir, futbolcuyu çok iyi bilir. İletişimi kuvvetlidir. Ama etabın başka yönleri var. İşte bu işin matematiğine girdiği zaman ekibini kurmuş adam. Çok da doğru yapmış yani. Ben yapamıyorsam başkası yapsın, vereyim parasını bana anlatsın. Ki ayrılan da oldu. Aynen yani. Bu arada Çağdaş Hoca falan da ayrıldı. Adam ekibini koymuş. Sergen Hoca orada lider olarak kalıyor. İyi kötüyü sorumluluğu üstleniyor. Ekibi de onu besliyor, bilgiyi de besliyor. Bu şeye benziyor yani bakanın bürokratlarıyla birlikte bakanlığını yönetmesi yani. Orada işi bürokratlar yapıyor aslında. Bakan orada sembol. Bakan gidiyor, bakan geliyor, bürokratlar kalıyor orada. Ya da bir ikisi de yaşıyordur yani. Bu iş artık ekip işi. Yani ekibin verimi, ekibin zekası, ekibin analiz kabiliyeti, ekibin yaptığı öneriler o kadar değerli ki. Hı hı. Yani Levent abinin lafıdır. Yani lider insan akıldır, daha akıllısı başkasının aklını kullanandır. Güzel. Yani bu bu noktada mesela Fatih Hoca da baktığın zaman doğru ekiplerle yürüdüğünde hep başarılı olmuştur. Mesela bizim Bülent abi de o 96-2000 arası. Bülent Ünder. Bülent Ünder ikinci adamı. Ne zaman ayrıldı Bülent Ünder'den? Yolları ayrıldı. Dikkat edin hep bocaladı. İtalya'da bocaladı. Sonra Galatasaray'a döndü olmadı. Rahmetli Özhan abi döneminde oradan da ayrıldı. Yani şeyde ikinci adamlar çok 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 önemlidir futbolda. Peki Beşiktaş'ta bugün yeni bir dönem başladı. Üçümüz evet. Oradaydık. Önce haberimizi izleyelim. Erol Kaynar haberi hazırsa hemen getirelim onu ekranlara. Erol abimiz diyelim ki üzerine konuşacağız zaten. Beşiktaş'ta iletişim ve basın danışmanlığı görevine Erol Kaynar ve Ertuğrul Akgündüz getirildi. Beşiktaş'ta iletişim görevinde değişikliğe gidildi. Siyah beyazlı kulüpte iletişim ve basın danışmanlığı görevine Erol Kaynar getirildi. Vodafone Park'ta gerçekleşen toplantıda Erol Kaynar basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci Başkan Adnan Dalgakıran, Genel Sekreter Mesut Urgancılar ve As Başkan Fatih Hakan Avşar katıldı. Erol Kaynar'ın Beşiktaş'ta danışman olarak görev yapmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, Erol Kaynar'ın iletişim ve medya danışmanlığı son derece geniş yetkilerle donatılmıştır. Yapacağı açıklamalar da bizim için geçerlidir. Böyle bir bilene ve abiye ihtiyacımız vardı, açıklamasında bulundu. Basın mensuplarıyla tanışan Erol Kaynar da projelerini aktardı. Beşiktaş yönetiminin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaynar, bu detaylarla uğraşmak onların zamanını çalıyor ve önemli işler aksıyor. Sosyal medyada taraftarlarımızla daha çok buluşacağız. Sizlere sağlıklı bilgi akışı için varız ifadelerini kullandı. Erol Kaynar daha önce Süleyman Seba başkanlığındaki Beşiktaş'ta uzun süre yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Erol Kaynar'la birlikte Beşiktaş'ta iletişim koordinatörlüğü görevine ise Ertuğrul Akgündüz getirildi. Hayırlı olsun diyelim. Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ekip geldi Beşiktaş'a. Hem Erol Kaynar'ı hem Ertuğrul Akgündüz'ü çok yakından tanıyoruz. Evet. Bugün çok çok dürüst, çok önemli mesajlar çok verdi. Çok dürüst, çok keyifli, çok zeki ve işini iyi bilen abimiz, arkadaşımız. Allah yollarını açık etsin.